Herkese merhabalar. Bir cuma gününde Okyanus Ötesi programında daha sizinle birlikteyiz. Ben genellikle programı hayırlı cumalar diye başlıyorum. Fakat seyirci yorumlarına baktığımda kimisi ya tamam artık her hafta söyleme diyor. Kimisi tabii ki söyleyeceksin. Cumayı kutlamak da artık suç oldu diyor. Kimisi Egemen Bağış'ı hatırlatıyorsun. Tamam yeter bir kere söyledin, iki kere söyledin artık söyleme diyor. Adem ne yapayım sen söyle arada kaldım yorumlara bakıyorum böyle. Hayırlı cumalar deyince ben şeyi merak ettim. Sen de mi cuma günü tatil olsun diyenlerdensin? Onu merak ettim şimdi. Tabii cuma günü Bu tatil ara olmasına mahsur yok bence de. hayır bugün Türkiye gündeminde yani bugünlerde Türkiye gündeminde Erdoğan medyası, Erdoğan trolleri, Melik Gökçekleri, işte o bir tane Halil Konakçı diye bir tane şey var, komik bir adam var. Son günlerde çok popüler oldu malum. Onlar hep gündemleri, tek gündemleri bu cuma günü resmi tatil olsun. Cuma günü resmi tatil olsun. Pazardan cumaya alalım diye. Dedim acaba Metin de mi aynı fikirde? Tabii tabii olabilir. Niye olmasın? Bir de farkındasın durup durup bir başka şeyler de çıkarıyorlar. Geçen bir tane de okudum. Hangi? Milat Gazetesi mi? Onda bir yazar yazmış. Anıtkabir'e cami yapalım falan diye. Artık konuyu iyice böyle milletin damarına dokunacak yerlere getiriyorlar ki ekonomi konuşulmasın, siyaset konuşulmasın. Bakın onu yaptık, bunu da yaptık. Valla iyice oyun alanına çevirdiler Türkiye'yi. Yani millette damar kalmadı. Yani millette damar olmuş olsa şimdiye kadar patlardı o damarlar da. Ben şey açısından soruyorum. Gerçekten bu konu bu kadar ciddi bir konu mu? Yani bütün Türkiye'de bu kadar konu var. Ülkemizde, çevremizde, dünya kadar mesele yaşanıyor. Türk gemilerine ateş açılıyor vesaire bir şeyler oluyor ama bakıyorsun Erdoğan trollerinde, sosyal medyasında, ekibinde konu şu. Tatil cuma günü mü olsun, pazar günü mü olsun? Pazardan cumaya alınsın. Bunu bir rejim meselesi haline getirdiler. Diyorum hep Erdoğan 2023 100. yıl kafasındaki hilafet ve cumhuriyetle hesaplaşma meselesini artık bir aşama daha ileriye götürmüş gözüküyor. Bana göre son derece saçma bir tartışma. Yani tatil cuma günü mü olsun, pazar günü mü olsun? Yani Türkiye'de bu kadar konu varken, bu kadar hayati meseleler varken, sokaklarda insanlar can güvenliği taşıyamıyorken bu keyfi yerinde, cebi dolu, sırtı pek AKP elitleri bunu tartışıyor. Cuma günü diğer gündemler konuşulmasın diye. Bana göre son derece saçma ve gereksiz bir tartışma. Hani cuma gününe çeviremezsiniz de sadece bu cuma namazına özgü bir nokta değil. Hatta şöyle Dünyayla bir kopup, şehir dünyayla kopup gitmen demek bu bütün dünyayla. yani bu işler sadece senin cuma namazına gitme saatine göre planlanmıyor. Dünyanın hangi gün çalışıldığı, dünyanın ekonomi, yani bu kadar entegre bir dünyada ben günümü değiştirdim, o gün kapatıyorum dükkanı, hadi bugün tamamen herkes cumaya gidiyor gibi bir havaya sokmak ya bu tamamen şey yani gündem saptırma amaçlı bir geyikten başka bir şey değil. Hani pratikte de uygulanabilecek bir şey değil. Ama bu sayede gündemi domine ediyorlar. İşte kendilerince gündem değiştiriyorlar. Ve ciddi ciddi de bu konu üzerinde hatta şöyle bir şey daha gördüm bu AKP'ler arasında yoğun bir şekilde. İşte okullar, iş mesai saatleri de ona göre belirlensin, yapılsın, edilsin. Hani ya bu yani bu çok absürt bir tartışma. Adem şimdi biz kendi aramızda böyle konuşuyoruz da absürt falan diyoruz. Gerçek söylüyorum milyonlarca insanın alanına giriyor bu iş. Ve AKP kendi seçmenini bu konuda gerçekten domine edebiliyor. Bunu yapabileceğini gösterebilir. Daha önce işte Ayasofya konusunda gündeme getirdi görüyorsun değil mi? Ayasofya açıldı diye neredeyse yani artık tamam her şey yoluna girdi havasına girdi insanlar. Bunu çok iyi buldular çözdüler. Biz uzaktan bakınca dünyayla entegrasyonu konuşunca gelişen ekonomiyi, gelişen şartları konuştuğumuz zaman bunlar uymuyor gibi. Fakat AKP ve çevresi kendi seçmenini iyi tanıyorlar. Bence buradan çok ekmek yerler adam. Ya ekmek ya sonuca ulaşamasa bile, sonucu değiştiremese bile gündemi domine etmeyi başarıyorlar. İşte düşün bak biz de programa bununla başladık. Yani hani bu kadar çok konu Evet. var. Bunları konuşamıyorsun. Konuşulması gereken milyonlarca başlığımız var. Ama bunlara fırsat vermemek için böyle saçma tartışmalarla geçiyorlar. Bu ara bir anekdot aktarayım. Amerika'da da çok gördüğüm bir nokta bu. Şöyle ki şimdi şeyler Amerika'da biliyorsun her toplumun kendine ait camileri var genellikle. Yani her toplum hani Avrupa'daki kadar değilse bile genel olarak böyle. Mesela şey çok ilgimi çekiyor. Suudların yoğun olduğu bir cami mesela imamı da Suudsa şöyle bir tabloyla karşılaşıyorsun. Mesela diğer camilerde mesela ben şeylere yoğun olarak işte Amerikalıların gittiği camilere gidiyorum. Mesela Diyanet'in camisine hiç gitmedim mesela.
Cuma'ya gittiğimde normal bir cami, işte yarım saat içerisinde hutbe, namaz falan bitiyor. Çünkü insanlar işe gidiyor, herkesin işi var, gücü var. Hani Amerika'da sonuçta mesai saatleri var. Suudların olduğu camiye bir gün bilmeyerek kazayla gittim ilk geldiğim dönemlerde. Abi herhalde hutbe 2 saat falan sürmüştü. Yani ben artık hayret şeyi izliyorum, tamam mı? Ya bu insanların işi gücü nasıl yani falan. Çünkü adamlar hani cuma günü yerinde tatil olduğu için hani Suud arkadaşlarım da çıktı uzun uzun, yarı Arapça yarı İngilizce. Artık saatim kayboldum ben. Herhalde bütün gün bunlar burada geçirecekler, öyle gözüküyor. Herhalde kendi ülkesindeki durumu düşünüp böyle bir şey yapıyor. Bilmiyorum, yani bana ilginç gelmişti. Şimdi abi ben program başında da cuma günün tatil olması da benim için mahsur yok dedim ya. Biraz da şu tartışmalara dayanarak bunu söyledim. Biliyorsun bazı ülkelerde özellikle İskandinav ülkelerinde cuma, cumartesi, pazar 3 gün tatil yapalım 4 gün çalışalım modundalar. Buna destek verebiliriz yani. 3 gün tatil 4 gün çalışma modeli güzel olabilir insanlar için. Biraz kendilerine vakit ayırırlar. Şimdi sana bu konudaki marjinal örneği anlatayım, bir fıkra anlatayım. Yani ilk defa bir programda fıkra anlatayım o zaman. Polonya meclisinde haftalık tatil günlerini çalışıyorlar. Meclis toplanıyor ve şey diyorlar, haftada hangi gün çalışacağız? Sen hani diyorsun yani 3 gün çalışma, şey 3 gün tatil, 4 gün şey. Hani Avrupalılar biliyorsun, Polonyalılar Avrupa'nın şeydir, Lazları'dır, böyle espri çok yapılır Polonyalılar üzerinden. Meclis başkanı açıyor oturumu, diyor ki işte cumartesi pazar kafadan tatil zaten, itiraz olan var mı? Yok, herkes tamam diyorlar, geçiyor. Pazartesiye geliyorlar, diyor cumartesi pazar yorulacağız, pazartesi günü dinlenmemiz lazım. Tamam diyorlar, pazartesi de tatil yapalım, meclis herkes el kaldırıyor, tamam. Salı günü, çarşamba günü çalışacağız, salı günü de dinlenmemiz lazım, hani psikolojik olarak hazırlanalım diyorlar. Salı da tatil yapalım mı? Diyorlar tamam, meclisin çoğunluğu yine tamam diyor. Çarşamba artık çalışalım, ayıp olur diyorlar. Çarşambayı tatil yapıyorlar. Perşembe Cuma'yı da bir Çalışıyorlar şekilde bahane. çarşamba. Ha, çarşamba çalışıyorlar, Perşembe Cuma'yı da bir şekilde şey yapıyorlar. Bahaneyle kapatıyorlar. İşte Cuma'yı da hafta sonuna ekliyorlar vesaire. Meclis başkanı tamam, herkes hemfikir mi? Haftalık çalışma günü çarşamba. 6 gün tatil, bir gün çalışma. Arka sıralarda uyuklayan bir vekil el kaldırıyor. Başkan bir sorum olacak diyor. Ne de biliyor? Herkes şaşırıyor tabii. Ne soracak acaba diye. Biz her çarşamba çalışacak mıyız? Yani şey gibi. Yani bu Avrupa'da böyle bir geyik dönüyor sürekli Polonyalılar üzerinden. Yok işte efendim 3 gün tatil olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ya Amerika'da öyle bir durum yok yani. Amerika'da insanlar ya da 7 gün çalışıyor. Amerika çalışan bir toplum. Evet hocam, evet. Tabii canım. Yani malum mevzu da fakat Avrupa'da öyle bir şey var, tartışma konusu var. Norveç'ten çıkmıştı galiba bu. 3 gün tatil olsun, 4 gün çalışalım diye. Evet, dünya böyle bunları konuşuyor. İşte senin de az önce program başta bahsettiğin Halil Konakçı diye bir tane böyle bağıra çağıra konuşan bir tane adam bulmuşlar. Normalde Diyanet imamı ama korumalarla gezen falan bir adam. Onun üzerinden şimdi kamuoyuna veriyorlar gazı, veriyorlar gazı. Böyle bir durum. Neyse tamam, biz buradan şimdi bulunduğumuz yer Amerika Birleşik Devletleri'ne gelelim. Amerika'daki gündem siyaset her ne kadar tatilde gibi gözüküyor olsa bile artık yavaş yavaş çalışmalara başladılar. Biden uluslararası görüşmelerini yapıyor. Burada Camp David var. Orada işte Güney Kore'den gelen misafirleri var, onlarla konuşuyor. Çin meselesini konuşuyorlar. Ticaret, ekonomi konuşuluyor vesaire. Ama öbür taraftan asıl sıcak gündem Trump'ın çevresinde dolaşıyor. Dolaşmaya devam ediyor. Önceki gün editör masası programında da kısmen bahsettik ama Trump meselesi önemli. İstersen birkaç cümle daha oraya girelim. Hakkındaki açılan davalar, iddianamelerdeki derinlikler, Trump'ı siyaseten zor, pardon özür dilerim, hukuken zor fakat siyaseten önünü açan bir noktaya doğru hızla ilerletiyor. Geçen bir anket gördüm. Sadece cumhuriyetçiler arasındaki adaylara baktığınız zaman Trump diğer aday adaylarıyla çok büyük şekilde mesafe açmış durumda. Yine öne çıkıyor Trump'ın adaylığı. Ama mahkemelere bakarsan suçlamalar artıyor. Hakkında alabileceği cezalarla alakalı korkunç şeyler konuşuluyor. İstersen bu denklemi nasıl kuruluyor? Bunu seninle konuşalım biraz. Oraya geçerken şeyi söyleyeyim. Başkan Biden tatilden döndü. Şimdi bizim Başkan Erdoğan tatilde olduğu söyleniyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bir sürü sarayı var. Herhangi birisinde olabilir. 16 tane uçağı var. Onlar atlayıp başka bir ülkelere de gitmiş olabilir. Bilmiyoruz. Yani halka bir bilgi verme diye bir olayları yok biliyorsun. Şeffaflık diye bir şey yok. Başkan Biden tatildeydi. Tatile nereye gittiğini gördüm. Memleketine gitti. Hani Sıla-i Rahim yapmaya gitti. Delaware eyaleti. Hemen Washington'un yanında zaten küçük bir eyalet.
Oranın da halka açık bir plajı var. Meşhur bir yer. Hatta bir gün ben de gittim, merak ettim burası nasıl bir yer diye. Buraya 3-4 saat mesafede bir yer. Ribot diye bir yer var burası. Ve orası normal halka açık bir plaj. Yani Amerika'da biliyorsun kural gereği plajı kapatamıyorsunuz. Hani şeyde Türkiye'de de var bu kural ama uygulanmıyor. İnsanlar plajları çevirip beach club falan deyip oteller her yeri kapatıyor. Halka kapattılar. Amerika'da öyle bir uygulama yok. İstediğiniz kadar lüks otel olsun, plaja kapatamazsınız. Plaj herkesindir. Ve Başkan Biden sahile sandalyesini koyuyor. Normal, herhangi bir insan gibi. Eğer etrafta hani böyle birkaç metre gerideki korumalarını görmeseniz başkan olduğunu anlamazsınız. Sıradan bir insan gibi şemsiyesini açmış, sandalyesini koymuş, kitabını okuyor okyanusa bakarak, okyanus tarafından. Şimdi tabii Biden böyle tercih ediyor, Amerika uygulaması. Tabii yani sonuçta dünyanın en güçlü ekonomisinin sahibi adam. Kendine sağa sola saray yapabilirdi. Ama öbür tarafta bakıyorsun Türkiye'de Erdoğan var. Yani öyle büyük lüks harcamalar, öyle büyük saraylar, sayısını bilmiyoruz artık. Nerelere ne kadar çok saray yaptılarsa ve nerelerde böyle işte Urla villalarını hatırla. O meşhur bir de telefon konuşmalarını. Urla villaları gibi bir de böyle özel kendine ait kimsenin haberinin olmadığı villaları var sağda solda. Nerede tatil yapıyorsa artık bilemiyoruz yani. O fazla bir halka da açıklama da yapılmadığı için. Bu Adem, bu genelde bu manzara biliyorsun 3. dünya ülkelerinde görülen şeylerdir. O ülkeleri yöneten diktatörler ya da yöneticileri kendilerine en az 10 tane olmak üzere saray yaparlar memleketlerinin değişik yerlerinde. Onlar da kiminde kalırlar, kiminde çocukları kalır, kiminde ailesinin diğer fertleri kalır. Ama mutlaka sarayları vardır. Türkiye de bu noktaya getirdi. Marmaris'teki o Cumhurbaşkanlığı sarayını görmüştün değil mi? Yüz milyonlarca dolar para harcadılar. Erdoğan ve hanımıyla Görmedik. çocukları üç Sadece tatil yaptılar. haberlerden biliyorduk. Yani görme şansımız yoktu onu. Kimsenin biz sefil kullar olarak böyle şeyleri nereden göreceğiz? Yani Özal döneminde şey vardı. İşte bak şu fotoğraf. Yani Başkan Biden sahilde. Burası halk plajı. Bak arkadaki kişi de korumalarla muhabbet eden bir tane vatandaş. Böyle sıradan bir şey yani tatil. Halka açık plajda tatil yapan bir Amerikan başkanı var. Herhangi bir yazlık sarayı, kışlık sarayı, sonbahar sarayı, ilkbahar sarayı yaptırmıyor kendine, yaptırmıyor. Böyle bir realite var. Ama Erdoğan yani nerede ne yapıyor, ne kadar çok para harcıyor, kimsenin hesap sorması ya da bırak hesap sormayı, soru sorması mümkün değil. Bu ara ben şeyi de merak ediyorum. Sen de Yoksa yalnız böyle Erdoğan'cığım... böyle böyle yükleniyorsun Erdoğan'a ama yani itibardan tasarruf olmaz. Adem, o kadar da üstüne gitme. Valla itibar mı? Yani itibarı ölçmek için başka şeyler var. Şimdi saraylara göre itibar yapılmış olsaydı Ukrayna'da bir tane meşhur saray var. Yolsuzluk Sarayı. Yani yolsuzluğun sembolü olarak saray şey müze haline getirildi. Ya da Romanya'da değil Romanya'daki mi o? Romanya'da. hayır o Romanya'daki ayrı. O Ukrayna'daki tam bir efsane. Yani tam anlamıyla dünyada bu işin sembolü. Şeydeki Ukrayna'daki Çavuşesku'nun sarayı ki oraya da gitmiştim. Yani adam Romanya'daki. İnanılmaz bir para harcamış ama sonrasında ne oldu malum. Şimdi burada dikkat çektiğim şey şu. Ya halkın parasını harcıyorsunuz. Bak bir insan çok zengin olabilir. Bunu helal yollarla, nizami yollarla, hukuki yollarla kazanabilir. İstiyorsa tatilde istediği gibi harca. Bizi ilgilendirmez, kimseyi de ilgilendirmez. Ama siz halkın parasını harcıyorsanız, vergi mükelleflerinin parasını harcıyorsanız bunun hesabını halk sorar. Sormak zorundadır. Zaten Türkiye'de kimse vergi vermediği için doğal olarak insanların da bir hesap sorma kültürü oluşmadı. Hani hep filmlerde görülen şey Amerika'da Amerikan vatandaşıyım diyor ya adam. Niye? Çünkü çok can acıtı şekilde vergi veriyor insanlar. Adam verdiği verginin hesabını da soruyor. Vergi veriyorsa ben vergi mükellefiyim, ben Amerikan vatandaşıyım lafını insanlar laf olsun diye söylemiyor. Çünkü o paranın nereye gittiğini hesabını sorma hakkı var insanların. Şimdi bakıyorsunuz Erdoğan tatilde. Tamam nerede? İşte sarayında olduğu söyleniyor. Sarayına ne kadar para harcadı, neler yaptı, kaç ağaç kesildi. Mesela orada Özal döneminde yapılan saray neyine yetmiyordu? Zaten bir sürü saray var her yerde. Hani bir sürü Türkiye'de gitmek istediğin, otel istediğinde yer mi yok yani? Ne diye o kadar ağacı kestim, niye o kadar büyük para harcadım vesaire. Ama tabii sonuçta kimse hesap sormuyor. Sormadığı için de medya kalmadığı için de Erdoğan böyle. Ama ben açıkçası şeyi merak ediyorum. Ya Erdoğan bugün Cuma'ya gitti mi acaba? Normalde her Cuma namazı cami önünde bir basın toplantısı yapıyor. Bizim şu dakikalarda yayın yaptığım sırada ben önüme herhangi bir haber görmedim. Erdoğan çıktı caminin önünde şunları söyledi diye bir haber görmedim. Bugün gitmemiş gözüküyor. Gitmediyse tedavi devam ediyor olabilir. Yok, Erdoğan Cuma'ya gitmemişse ürkmek lazım.
biliyorsun Erdoğan tarihinde Cuma'ya gitmediği tek olay 15 Temmuz. Yani 15 Temmuz 2016, 15 Temmuz akşamı yapılacak olan o kumpasını öldürülecek olan insanların planını yapmaktan Cuma'ya gidemediler o gün. Erdoğan Cuma'ya gitmiyorsa düşünmek lazım. Bir yerde bir şeyler oluyor demektir. Evet. Neyse bunu da bir kenara not alalım ama en azından görmedik. Gidip gitmediğini bilmiyoruz yani. Üzerine şu anda net bir bilgi üzerine konuşmuyoruz, sadece görmedik. Çünkü Ya hayır gitse dediğin şöyle. gibi çıktıktan sonra mutlaka bir kamuoyunun karşısında bir cumadan çıktım görüntüsü veriyor. Ya hayır bu da çok rahatsız edici bir şey. Yani sen de ben de cuma namazına giden insanlarız. Yıllardır böyle bir şeyimiz var. Ama yani kardeşim cuma namazına gidip caminin önünde basın toplantısı düzenleyip oradan millete, muhalefete, ona buna sallamanın ne anlamı var yani? Bunu niye ısrarla yapıyorsunuz? Yani ibadet dediğiniz şey senle Allah arasında olan bir şeydir. Öyle olmak zorundadır. Ne diye camiyi bir siyaset alanı haline çekiyorsunuz? Adam cami minberinde, cami avlusunda miting yapıyor ya. Hani geçtiğimiz Tabii günlerde tabii. şeyde gördüm. Nerede gördüm? Diyanet İşleri Başkanı deizmden şikayet ediyor. Bir iğneyi kendinize bir batırın, bir aynaya bakın bakalım. Ya bizim iktidarımızda 21 yıldır iktidardayız. 20 yıl önce doğanlar şimdi yetişkin oldu. İnsanlar, erkekler askere gitti, kızlar evlendi, çoğalan şey oldu. Böyle bir 20 küsur yaşlara geldi insanlar sizin iktidarınızda. Deizm artıyorsa niye artıyor? Sizin yüzünüzden artıyor. Sizin bu ikiyüzlü, samimiyetsiz, istismarcı politikalarının sebebiyle artıyor. İnsanlar dinden soğudu. Evet. Adem, şimdi asıl konuşacağımız konulara bir türlü gelemiyoruz. Türkiye'de tabii Trump'a işte. gelemedik ya. Trump'a, evet. Evet. Trump'a gitmesi Şimdi zor. devam edelim. Ha, Trump'tan. Trump reisin işi gerçekten zor çünkü birkaç gün önce Georgia eyaletinde de dördüncü iddianame açıklandı. Biliyorsun üç iddianamesi daha oldu. Daha doğrusu üç davası başladı. Trump üç kez tutuklandı, üç kez tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Amerika prosedürleri öyle. Mahkemeye tutuklu çıkıyorsunuz. Ve orada Trump'ın yeni iddianamesi bayağı ağır. Detaylara baktım ve çok gerçekten çok ağır suçlamalar var. Trump'ın işi zor. Mahkemelerde işi kazanamayabilir. Bu yüzden de zaten senin de söylediğin gibi davayı kamuoyuna çekiyor. Davayı kamuoyunda kazanmaya çalışıyor. Politik arenada iş mücadele götürmeye çalışıyor. Ama ben oradan Türkiye'ye dair şuna gireceğim. Ona dair bir yazı da yazdım. Ya şimdi Georgia'daki mahkemenin hikayesi nedir? Takip etmeni izleyicilerimize anlatalım. Şimdi Trump seçim akşamı bakıyor ki durum kötü. Georgia eyaleti ki cumhuriyetçi hani valiler de burada seçimle geliyor ve partili yani cumhuriyetçi ya da demokrat vali olarak biliniyorlar. Ve cumhuriyetçi vali Georgia'da cumhuriyetçi bir eyalet. Ve valinin genel sekreteri, şey eyalet sekreteri hani burada eyaletler ayrı bir devlet gibi yani ülkenin genel şey hani onu nasıl tanımlayacağız? Eyalet sekreteri diye tanımlayalım yani hani eyalet sekreteri olarak tanımlanan bir statü ve bu isim o ülkedeki şey o eyaletteki en yetkili seçimden sorumlu isim. Şimdi Trump alıyor telefonu eline açıyor valiye. Valiye şey bu eyalet sekreterine. Diyor ki ya bana 17 bin oy lazım. Bana biraz oy bulun. Ya açıkça seçimde yolsuzluk yap diyor. Şimdi vali de kendi partisinden bak dikkat edin. Vali hani Amerika niye Amerika? İşte biraz da bu yüzden Amerika. Vali de kendi partisinden, eyalet sekreteri kendi partisinden ama diyorlar ki ya Sayın Başkan söylediğiniz doğru değil. Hani sizin yaptığınız bir şey suç. Biz böyle bir şey yapmayız diyorlar. Bak kendi partisindeki yöneticisi söylüyor bunu. Hatta Trump hızını alamadı. Ertesi gün Twitter'dan da valiye salladı. Eyalet sekreterine Twitter'dan hakaret Evet. etti. Eyalet sekreteri de Twitter'dan dedi ki ya Sayın Başkan dedikleriniz doğru değil. Bakın direkt olarak söylenen bu. Şimdi buna bir virgül koyalım. Yani bu burada alınması gereken ders şuydu. Yani diktatörler, tiranlar bir anda akşamdan sabah diktatör olmuyor. Tiran olmuyor. Onlara bu yolu açan bürokratlar, halk desteği gerekir, medya desteği gerekir. Bak şimdi Amerika'daki örneğe bak. Aynı partideki eyalet sekreteri hayır başkan diyor. Düşün Erdoğan arıyor diyelim ki atıyorum Erdoğan Konya'daki valiyi arıyor. Diyor ki ya Konya'da seçim sonuçlarını değiştirin. Vali diyor ki Erdoğan'a Sayın Erdoğan kusura bakma yapamayız. Bu suç olur diyor. İşte onu diyebilseydi zaten Türkiye bugün bu hale gelmiyor. İşte Amerika'daki o hadise bu. Ben Türkiye'ye bakan taraf aslında bunu çok önemsiyorum. Yani Amerika'da Trump gibi bir sıra dışı adam bile Amerika'da sistemi zorladı ama değiştiremedi. Çok zorladı. Sistemi manipüle etmek için çok uğraştı ama bürokrasi, medya çok ciddi direndi. Bakın bu haberi yapan Washington Post'tu. O
bir saatlik telefon görüşmesinin bandını, kaydını yayınladı. Türkiye'de bir gazete böyle bir şey yayınlayabilir mi? Ertesi sabah, sabahın beşinde tomalarla basarlar. Nitekim bizimkileri bastılar bu şekilde. Yani demokrasi dediğiniz şeyin böyle bir şey var, background'ı var, şartları var. Yani medya güçlü olacak, bürokrasi güçlü olacak ki halk bir şekilde el pençe divan durmayacak ki adam da diktatör olamasın. Trump'ın işi zor. Yani bu mahkemelerden 2024 adaylığı çok ciddi riske girmiş durumda. Yani zaten şöyle bir tablo var, denklem var. Ya hapse girecek ya da Beyaz Saray'a gidecek. Tuhaf bir denklem ama Evet, gerçek denklem bu şu an. bu arkadaşlar alt yazımını yazmışlar. Bence de doğru bir vurgu. Fakat Adem sen de görmüşsündür. Cumhuriyetçiler içinde Trump'ın popülaritesi hızla artıyor. Dolayısıyla da DeSantis gibi Cumhuriyetçilerin 2024'teki seçimlerde muhtemel adaylarından bir tanesini neredeyse ezip geçmiş durumda. Şu anda gözüken kadarıyla Trump'ın. Mahkemeler öyle diyor fakat siyaset başka bir tarafa doğru çekiyor olayı ve çünkü Trump her bir davayı, her bir iddianameyi kendi lehine çevirmek için üzerine gidiyor. Beni siyaseten yok etmek için bunu yapıyorları kendi kamuoyuna bir şekilde iyi diyebileceğimiz ölçüde anlatıyor diyebiliriz. İstersen buradan Türkiye, Amerika, Rusya ilişkilerine doğru geçelim. Çünkü neredeyse yarım saattir yayındayız ve geçeceğimiz başka bir sürü konular da var. Onları da konuşmamız gerekiyor. Wall Street Journal'da bir haber vardı. Türkiye Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'ya yapılan yaptırımları delmekle suçlanıyor. Yani Türkiye bir şekilde Rusya ile ilişkiye giriyor. Oysa uluslararası kamuoyunda bu Rusya'ya karşı bir yaptırım var biliyorsun. Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı. Amerika ilişkilerinde durum bu. Fakat öbür taraftan İstanbul'un 60 kilometre kadar yakınına gelen Rus savaş uçağı bir Türkiye'nin bir ticari gemisine saldırıda bulunuyor. Bununla alakalı video yayınlıyor ve bu yayınladıktan böyle bir Türkiye ile Rusya arasında da bir gerginlik var. Türkiye ile Amerika arasında böyle bir gerginlik var. Yani Türkiye tabii Erdoğan'ın dış politikasında bu bildiğimiz konulardan bir tanesi ama hem şimdi eskiden hem Amerika ile hem Rusya ile ilişkileri iyiye tutmaya çalışırdı. Şimdi hem Amerika ile hem Rusya ile bir gerginlik var. Bunu nasıl yorumlayacağız? Senin görüştüğün uluslararası ilişkiler uzmanları var mı? Bu konuda ne diyorlar? Ya da senin yorumun nasıl? Ya şöyle söyleyeyim, ben Wall Street Journal'daki haberi görünce hani tabiri caizse dibim düştü. Hani böyle bir tabir vardır ya, biraz da argo bir tabirdir. Ya öyle bir güzel haber ki, yani şöyle güzel bir haber. Hani olayın kendisi kötü tabii, yani Erdoğan rejiminde alıştık biz buna. Çünkü Erdoğan artık her türlü illegalitenin arkasından çıkıyor. Şimdi bak, Türk medyasında işte yani hep iç hayıflanarak söylüyorum her defasında. Ya gazetelerimiz, televizyonlarımızı gasp etmeseler de öyle güzel haberler var ki yapılacak şu anda. Bak bu olay mesela. Şimdi Bex diye bir tane firma var. Wall Street Journal'daki haberden, Türk medyasında maalesef böyle bir haber okumak mümkün değil. Bu firmanın özelliği ne biliyor musun? Firma ne iş yapıyor? İç çamaşırı üretiyor. Hani o bildiğimiz pazarlıkta çalışan, o beyaz torbalarla satılan fanileri falan üreten bir şirket. Çorap üretiyor. Ve bu şirket 2021 yılında 37 tane petrol tankeri alıyor. Bak yani çorap üreten, iç çamaşırı üreten şirket 2021 yılında 37 tane petrol tankeri alıyor. Hani Erdoğan'ın gemicikleri var ya, onun gibi de değil. Evet. Devasa petrol tankerleri. Ve bunlar Rusya'dan hayalet bir şekilde petrol taşıyorlar. Ve tabii ki yani yakalanıyor mutlaka. Çünkü sonuçta bu kadar büyük bir operasyonu ne kadar saklarsanız saklayın bir yerde yakalanlar ve yakalanıyor. Şimdi bakıyorsunuz adamlar el altından Türkiye'den, hani Rus oligarklar Türkiye'ye geldi, Erdoğan her türlü desteği veriyor onlara. Ama bir de böyle işler var. Şimdi bu işin mesela Türkiye'de olabilsen, ya bu firmanın muhtemelen Mahmut Paşa'da yerleri vardır. Ne bileyim işte İstoç'ta yerleri vardır. Sonuçta çorap, iç çamaşır üreten bir firma. Herhalde devasa entegre tesis kuracak hali yok. Ya buradaki yerde nefis bir haber çıkarmışlar ve haberin meselesi şu, özü şu. Ya hayalet gemi filolarıyla, kayıt dışı işlemlerle adamlar Rusya'nın ambargosunu devirmişler. Şimdi böyle bir hareketi, şimdi Türkiye'yi bilen birisi olarak hepimiz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya bu hareketi Erdoğan'ın bilgisi, onayı, talimatı ve aradaki komisyonu olmadan yapmak mümkün mü? Yani Irak petrollerini, IŞİD petrollerini adamlar komisyon alıp sattılar, dünya piyasasına sundular. Şimdi Ruslarla düşünsene, yani iç çamaşırı ve çorap üreten bir firma tutuyor bir anda 37 tane petrol tankeri alıyor ve bunlarla Rusların
hayalet bir şekilde Rusların petrol şeylerini, ambargosunu deliyorlar. Rusların petrol şeylerini taşıyorlar. Şimdi bu önemli bir konu. İkinci konu aynı şekilde Şükrü Okan diye bir gemi. Türkiye'de senin de söylediğin gibi Türkiye sınırlarına 60 kilometre mesafeye geldi. Hani 60 kilometre hemen burnun dibinde. Orada Ruslar ateş açıyorlar, gemiye iniyorlar ve bu görüntüleri de özellikle Savunma Bakanlığı yayınladı. Şimdi burada birkaç tane boyut var. Bir, şimdi Türkiye, Rusya, Amerika denkleminde işte Wall Street Journal'daki haberde şunu gösteriyor. Amerikalılar da çok yakın takip ediyor ve dosya biriktiriyor. Yani bu haberler böyle bir anda laf olsun diye çıkmaz. Bunların bir politik anlamı var. Şimdi bu bir işin şey kısmı, denge kısmı. Ama öbür taraftan şöyle bakıyoruz. Şimdi bu son olayda da acaba Putin'le Erdoğan arasında ne tür bir gerginlik var sorusunu sormak lazım. Nedir? Ya Putin ısrarla Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek diyor Erdoğan. Ruslar da ne münasebet? Yani biz daha bir şey söylemedik, bakarız diyorlar. Ki Ağustos'un 20'si, işte 18'i 20'si oldu. Henüz haber yok. Putin de ısrarla Erdoğan'ın kolunu büküyor şu anda. Çünkü Erdoğan'a karşı bir şey de var. Nasıl söyleyeyim? Kolunu bükme diye tabir edelim. Tam anlamıyla öyle bir hadise var. Şimdi bu gemiye çıkma, ateş açma ve bu geminin Türk gemisi, sahibi Türk. Hani Palau bandıralı ama yani bu son derece normal. Çünkü uluslararası ticarette bu çok yapılan bir numara. Böyle küçük ülke adına şeyler alınır işte. Marmara gemisi de yine öyle bir neresiydi? Garip bir Madagaskar bu taraftan bir yerden bandıra almıştı. Yani bu tip yerler çok yapılır. O yüzden o Türk gemisi, çalışanlar Türk, her şeyle Türkiye'ye ait bir gemi. Ve bunu da ısrarla yaptılar. Peki Türkiye ne yaptı? Günlerce ses çıkarmadı. Günlerce. Neden? Çünkü bir kere ortada bir skandal var. Yani senin burnun dibine gelip senin gemine ateş açıyor ve bu görüntüleri kendileri yayınladılar. Ve dezenformasyon merkezinin açıklamasını görünce ben gayri ihtiyari güldüm. Çünkü gayri ihtiyari güldüm derken yani Fahrettin Altun'un bir dezenformasyon merkezi var ya, yine işte kamu bütçesiyle yaptıkları yalan üretim merkezi. Ya orada diyor ki biz diyor bu olayı usulünce Ruslarla konuştuk. Ruslara bildirdik usulünce. Eğer Ruslar açıklama Tabii. yapmasa kimsenin haberi olmayacak. Usulünce bildirdik. Ve diyor ki orada Hatta bu gemi zaten Rusları da gemisi değil. dünyayla paylaşmayın diyor. Hatta şöyle diyor. Bu gemi de zaten Rus gemisi değil, şey Türk gemisi değil diyor. Yani sahibi Türk. Çalışanları Türk. Yani bandırası başka bir ülke ki yani bu çok gemicilik Olay yanında. Türkiye'nin karasularında oluyor. Bir kere önemli olan bu. Bir de şöyle Metin, yani o geminin sahibi Türk değil. Gemi Türk gemisi değilse, niye sen Türkiye'den uluslararası sulardaysa, sen niye savun taraf Rusya o zaman açıklama yapıyorsun? Ya da Rusya ne oldu diye soruyorsun. Hani seni ilgilendiren tarafı ne o zaman? Gerçekten evlere şenlik bir durum. Bu konuyu tamamladık ama şimdi başka bir konumuz daha vardı. O da enteresan şeyler oluyor aslında. Yani özellikle Batı'dan Türkiye'ye bakınca onlar da biraz Türkiye'nin durumuna şaşırıyorlar, anlıyorum ben de. Mesela Almanya'da gazeteciler cemiyeti Türkiye'ye gidecek gazetecilerle alakalı bir uyarıda bulunmuş. Ve onları uyarıyor. Diyor ki Türkiye'ye gitmeden önce dikkatli olun. Aynı zamanda bir haber daha gördüm. Hatta diyor ki Almanya'daki bazı yetkililer Türkiye'ye gidecekseniz bir avukat ayarlamayı önceden ihmal etmeyin diyorlar. Yani Türkiye normalde Avrupa'nın bir parçası, Avrupa Birliği yolunda ilerleyen bir ülke idi. Şu anda da teknik olarak öyle. Ama buna rağmen özellikle Batı'dan Türkiye'ye karşı bu gidişlerdeki uyarıları sen neye bağlıyorsun hadi? Valla tebrik etmek lazım Erdoğan'ı. Gerçekten tarihi bir durum. Yani gazeteciler cemiyeti, bakın şimdi ülkeler vatandaşlarının can güvenliğini tehdit eden bir durum varsa seyahat uyarısı yayınlarlar. Bu çok sık olur. Yani ülke der ki işte şu ülkede bir sıkıntı var, buraya giden vatandaşlarımız dikkat etsin der. Ama gazeteciler gitmesin şeklinde bir açıklamayı ben ilk defa gördüm. Neredeyse 30 senedir gazetecilik yapıyorum. Bakın gazeteciler savaş şartlarına bile gider. Bütün doğal afetlere gider. Gazeteciliğin parçası bu. Ben de gittim. Yani dünyada hatta şöyle bir anekdot aktarayım. Ben Bağdat'a gitmeye çalışıyorum 2003'te, şey 2023'te savaşı izlemek, şey 2003'te değil mi Bağdat? 3-3. 2003'te. Artık şeyler karıştı. 2003'te savaşa gitmeye çalışıyorum. Millet akın akın Bağdat'tan kaçıyor. Bağdat'la Amman arasındaki yol gidiş istikameti dolu. Bağdat istikametine bir tane araba gidiyor. Onda da ben gidiyorum. Yani şey durumu, vehameti düşünebiliyor musun? Niye? Çünkü gazeteci böyledir. Yani herkes kaçıyor oradan, kaçmaya çalışıyor. Biz bir araçla tin 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 şeye gidiyorsun, Bağdat'a gidiyorsun. Adam da şaşırıyor. Niye bu adam ters yönde gidiyor diye.
Çünkü gazetecilik böyle bir şey. Yani gazeteci dediğin adam gider. Şimdi geldiğin yere bakıyorsun. Ya Alman gazeteciler cemiyeti Türkiye'ye gazeteciler iş ya da tatil. Hani Türkiye Avrupa'nın sonuçta tatil yerlerinden bir tanesi. Ucuz, güzel. Yani Avrupa'dakiler için cennet gibi bir yer. Hem çok ucuz hem de çok güzel. Yani keşke imkan olsa da biz de gitsek. Ama böyle bir şansımız yok. Şimdi böyle bir durumu düşünebiliyor musun? Yani şeyde Alman gazeteciler cemiyeti Türkiye'ye tatile ya da işe gitmeyin. Eğer giderseniz herhangi bir şekilde sosyal medya kullanmayın. Herhangi bir şekilde yorum yapmayın. Ve avukatınız da hazır olsun diyor. Ya gerçekten utanç verici bir durum bu. Gerçekten utanç verici. Evet. Yani bunun ya gazeteciler dediğim gibi savaş ortamına da gider, doğal afete gider, her türlü salgın hastalığın olduğu yere gider. Gazetecinin işinin parçası bu. Gazetecilere bir ülkeye gitmeyin demek o ülkenin düştüğü çukuru daha iyi tanımlamak için bundan daha iyi bir örnek olamaz yani. Bu kadar düşmüş durumda. Çünkü niye? Bir tweet atsan, bir sosyal medya paylaşım yapsan, bir sokak röportajında yorum yapsan. Ya onu bırak. Takside yorum yapsan taksici AKP ajanı çıkabiliyor. Örneklerini çok gördük çünkü. Ya yolcuyu ihbar eden taksici gördük ya. Düşünebiliyor musun? Yolcu AKP aleyhine konuştu diye yolcuyu gözaltına aldırmaya çalışan taksi şoförleri gördük. Erdoğan'ın Evet, kurduğu o faşizan ne olamaz. Türkiye'ye birisi bir şekilde giderse, yurt dışında yaşayan Türkler de olabilir bunlar. Hiçbir şeyim yok, benim davam yok diye düşünebilir ama bir tane kıskanç komşu, bir tane sevmeyen akraba seni gitse, bu böyle diye şikayet etse bitti. Kendini kurtarman birkaç yılı buluyor zaten. Ya örneğini şeyde gördük işte Serkan Gölge örneği, NASA örneğinde gördük. Yani Hataylı bir Türk vatandaşı memleketine gidiyor tatile ve komşuların şikayeti üzerine cemaatçi diye alındı. 2 sene adamı kurtaramadı Amerika. Amerikan vatandaşı olmasına rağmen. Ve NASA'da çalışıyor. Bu adam bilim adamı. Ve şikayet neydi? Komşusunun şikayeti. Ya bu çocuk hep başarılıydı. Amerika'da da gitti. NASA'da çalışıyor. Hani bu kadar başarılı olduğuna göre kesin cemaatçidir diye şikayet çalmış arkadaş. Evet, başka Evet. kıskançlıktan, hasretten başka bir şey değil. Bugün devam eden yüz binlerce mağduriyetin arkasında böyle bir şey de var. Yani bunlar nasıl başarılı oldu, biz niye olamadık diye giden hasretinden, Kıskançlıktan. kıskançlığından, çekilmemezliğinden gidip yapan insanlar var. Ben şunu bizzat daha 15 Aralık'tan 17 Aralık'tan önce de dinlediğim çok örneğini bildiğim insanlar var. Ya bu insanlar bunu nasıl başardılar? Bunun kesin arkasında Amerika vardır. Yoksa başaramazlar falan diye kendi kendine söylenen bir sürü insan görmüştüm. Ya kardeşim yani sonuçta hizmet hareketinin, cemaatin bütün yerlerine girildi. 10 yıldır didik didik edilmeyen hiçbir yer kalmadı. Kundaktaki bebeğine kadar, hatta hapishanelere girerken onların bebeklerinin bezlerini bile açtılar, girdiler. Girmedikleri, yapmadıkları, incelemedikleri hiçbir şey kalmadı. Ne buldunuz? Hiçbir şey bulamadınız. Olmayan bir şey bulamazsınız çünkü. Bulsalar içeriye koydukları belki bazı ajanlardan bir şey bulurlardı. Oradan da işte her şey ortaya çıkanlar, Bir de yayınladıkları baksana bak isimler. yeri geldiği için söyleyeyim. Orhan neydi? Orhan inandı mıydı? Kırgızistan'dan İnandım. kaçırıldı gitti. Kolu Evet. kırıldı bir sürü şey gördü. İddianamesi çıktı. Suçlama ne? 21 yıl boyunca Orta Asya'da çok sayıda okulun açılmasına öncülük etti diyor. Suçlama bu. Orta Evet. Asya'da okul açılmasına öncülük etti. Ya bulacağınız şey bu zaten. Başka bir şey yok çünkü. Evet. Adem şimdi yavaş yavaş toparlayalım ama toparlamadan önce sen bir flash bilgi yayınladın önceki günlerde Twitter hesabından. Dedim İki ki tane Sezgin görüntüm Baran var. Korkmaz. Tamam. Evet. Bu Sezgin Baran Korkmaz var. Onlardan biri Sezgin Baran Korkmaz mı yoksa başka bir tane daha var mı? Yok, Sezgin Baran Korkmaz örneğini söyleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz biliyorsun Utah'la mahkemeyle anlaştı, savcıyla anlaştı, serbest. Ben de takibindeyim. Washington'a geldiği söylendi değil. Yani benim bilgim New Jersey'ye yerleştiği yönündeydi. Önceki günde enteresan bir şey oldu. New Jersey'de yerleştiği yöndeki bilgilerimi teyit eden bir şey. Biliyorsun Manhattan'da Türkiye evi var. Büyükelçi şeyinde Birleşmiş Devletleri'nin karşısında büyük bir gösteriyle Karşısında. açmışlardı. Biliyorsun evet. Çok büyük paralar harcandı. Tamam yani bu bir Türk dışişlerinin bir başarı sırasına bakılırsa Türkiye evinin bulunduğu yer. Yani onu Bir hangi dakika, bakan döneminde alıp açtılar derken orası zaten vardı yani, orayı elden geçirdiler zaten falan. diyor öyle. Yani bu dediğim 50-60 sene önce alınan bir yer. Yani bugün Erdoğan rejimiyle ilgisi olan bir şey değil. Hangi Ben Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlamıyorum. oraya galiba 2001 yılıydı. Bülent
2000 ya da 2001 Bülent Ecevit'le beraber gitmiştik. Evet, yani ben de daha önce gitmiştim o Türkiye evinde Erdoğan rejimiyle, yani bu olaylar başlamadan önce ben de gittim bir yerde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye evinde konsolosluk var malum. Sezgin Baran Korkmaz çarşamba günü oradaydı. Gayet rahat, gayet keyifli bir şekilde. Hiç herhangi bir şekilde hakkında kırmızı bülten falan yokmuş gibi. Türkiye'de bu kadar yolsuzluğun içine bulaşmamış ya da bu kadar hortumun, illegalitenin içinde olmamış gibi. Elçilikteydi. Vekalet işlemleri yaptırdı. Hatta o kadar rahat ki yanında elçilikten birinin vekaleti söz konusu, rehberliği vardı. Yani düşünebiliyor musun? Yani o kadar şey ki, hani sen ben elçiliğe gitsek işlem yaptıramıyoruz, kapıdan içeri giremiyoruz. Hani girsek de işimizi yapmıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. İşte sistem izin vermiyor diyorlar. Ama Sezgin Baran Korkmaz Manhattan'daki Türk konsolosluğunda yanında konsolosluk çalışanlarından birinin rehberliğinde işlemlerini yapıyor. Gayet keyifli bir şekilde vekaletini veriyor, evraklarını düzenliyor. Sonra bir de üstüne kahve ikram ediyorlar. Gayet rahat bir şekilde Türkiye hükümeti tarafından yine baş tacı edilmeye devam ediyor. Hani Reza Zarrab'ın meşhur bir lafı vardı ya, rüşveti önden verirsen vermen gerekir diye babaannesinin mi dedesinin mi de bir lafını söylüyordu hep. İşte rüşveti önden vereceksin falancaya filancaya diye, onları aktarayım burada. Ama onların da hala uygulamada olduğunu görmüş olduk yani. Bu da enteresan. New Jersey'ye yerleşti. İşlerini yapmaya devam ediyor. Bakalım neler yapacak. Ama Ekim ayı içerisinde şurada çok bir zaman kalmadım. Kısmet olursa ben de Utah'a gidip bu davaları izleyeceğim. Bakalım Sezgin Baran Korkmaz neleri anlatacak, ne kadarını anlatacak. Onu da izleyeceğiz, izlemeye çalışacağız. Pekala, senin bir diğer konu daha vardı, istersen Ya ben şeye ona da çok geçelim. güldüğüm bir konuydu. Hep hatırlarım onu. Erdoğan 2 sene önce 2021'in içerisinde bir mitingde şey diyordu. Millet bahçesi yapacağız. Yeter yuvarlanırsınız diyordu. Tamam. Hatırlıyor musun o konuşmayı? Ya Tabii hatırladıkça gülerim. tabii. Yani işte yapacağız Kek millet falan bahçeleri. Git yersiniz diyordu. yuvarlanın. Ya kek vereceğim diyordu zaten. Bir de kek dağıtacağız diyordu ya. Kek dağıtıyorlardı böyle millete, kıraathaneler falan yapıp. Ya gerçekten hani izleyicilerimse diyebilir ya bu adam Erdoğan ne kadar çok seviyor diye. Gerçekten ben Erdoğan'ı çok takdir ediyorum yani. Hani ya böyle bir şey olamaz ya. Bak düşünebiliyor musun? Millete kek vereceğim deyip millet kıraathaneleri falan adı altında inanılmaz bir vurgun yaptılar. İş adamlarını dengin ettiler. Kendi çevresindeki insanları. Sonra millet bahçeleri adı altında inanılmaz bir vurgun daha yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Ya düşünsene millet bahçeleri için bugüne kadar 15 milyar TL para harcamışlar. Millet bahçesi adı altında olan parklar için. Ya bunlardan en büyük olanı neydi biliyorsun değil mi? İstanbul'daki Atatürk Havalimanı. Ya dünya tarihinde böyle bir örnek yoktur ya. Şehrin merkezinde çok önemli stratejik konumu olan havalimanını yıktılar. Pistlerini kırdılar. Ve bunların yapma işini de kime verdi? 24 medya grubunun da içinde olduğu şeyin. Yani pisti kırarken para kazandılar. Pistin üzerine yaptıklarında para kazandılar. Oradaki millet kıraathanesi yaparken para kazandılar. Ya ve bütün bu network, hani Erdoğan takdir ediyorum derken bunu söylüyorum. Yani öyle bir şey ki, hani Ahmet Davutoğlu'nun bir tabiri vardı ya, baktığı yerde dolar yeşili görüyor diye. Ya gerçekten hani bir o Anadolu'da meşhur bir tabir var, işte kurbanın etinden, sütünden, toynağından yararlanma meselesi gibi. Ya Erdoğan bir olayı her aşamasında soymayı başarıyor. Yani bir olayın her aşamasında bir rant elde etmeyi başarıyor. Gerçekten bu yönüyle takdire şayan. Hani Jet Fadıl'ı birkaça katlıyor yani. Jet Fadıl hep örnekti ya bizde, böyle milleti dolandırmasıyla meşhur. Ya Erdoğan onu 3'e 5'e katlıyor. Ya düşünebiliyor musun? Bak millet kıraathanesi diyor, oradan bir vurgun var. Millete kek dağıtıyorum diyor, oradan bir vurgun var. Millet bahçesi diyor, oradan bir vurgun var. Millet bahçesi üzerine Bu yapılan arada aktivite bir vurgun. asıl büyük vurgunu o havaalanı mevzusunda diğer havaalanında yaptı biliyorsun. Diğer havaalanını yaparken 23 Zaten. milyar euroya yaptı. Oradaki paranın yani oradaki para mahallelere sığmaz. O kadar parayı oradan götürdüler. Bir de orayı işletirken eğer burasının işlemesini istiyorsanız ve devamlı sağlamak istiyorsanız öbür havaalanını kapatmanız gerekiyor deyip orayı kapattılar. Orayı kapatırken öbür taraftan yine çuvallarla parayı götürdüler. Ya Adam diyorum yani ya bu hani işte şeytana bak papucunu, işte. bin kere ters giydirir bu adamlar. Vallahi gerçekten yani söz konusu olan para olunca akıllarına her türlü şeytanlık geliyor. Yani yeter ki oradan bir para kazanalım diye.
Ya işte bir az önce ilk bölümde söyledim ya, gerçekten Wall Street Journal'daki haberi görünce dibim düştü ya. Yani hani gazeteci olarak heyecanlandım ya, çok iyi haber diye. Neden? Ya düşünsenize sen, iç çamaşır çorap üreten firma 30 küsür tane 37 tane ne tanker alıyor ve bir anda Rus ambargosunu deliyor. Yani kimin aklına gelir? Evet. Hangi şeytanın aklına gelir böyle bir şey? Yani çorap üreten firma, iç çamaşır üreten firma. Ya düşünsene ya, şeyde Mahmutpaşa'da fanila satan adamlar petrol tankerinin içerisinde 37 tane petrol tankeri alıyor. Yani Evet. bunların hepsinin Erdoğan'ın bilgisi, onayı, talimat olmadan olabilecek işler mi bunlar? Şimdi aklımdan geçenleri söylemek istemiyorum. Peki burada bitirelim istersen. Var mı ekleyeceğim bir Ama şey? yani millet bahçesinde, milletimize diyelim yani, gidin hani kek vermiyorlar şu anda herhalde Yuvarlanın. ekonomik kriz sebebiyle. Yani gidin yuvarlanın. Yalnız dikkat edin, kene falan olabilir. O yüzden hani kenelere karşı uzun kollu giyin ve çoraplarınızı da ayakkabılarınız içerisinden şey yapın. Çünkü kene tehlikeli malum. Özellikle bizim coğrafyada, Türkiye gibi ülkelerde. Kenelere karşı da dikkat edin diyelim. Bu arada bugünlerde bu 1984 kitabı var ya, George Orwell'in, o kitabı okuyorum. Yani bu kadar mı? Herhalde o kitabı alıp onları uyguluyorlar, başka bir şey yok. Yani yıllar önce yazılmış kitabı, bugünkü uygulaması Erdoğan ve çevresinde görebilirsiniz. Onu da bir ara böyle Şöyle, derinlemesine konuşuruz. evet laf açıyor ama şöyle söyleyeyim. Journal of Democracy diye bir tane yayın var. Çok kaliteli makalelerin olduğu bir yayın. Orada mesela bu otoriter ülkelerin paslaşmasına dair özel bir sayı yapmışlardı. Ben o sayıyı okumuştum ve hatta orada bir kitaba konu oldu. Washington merkezli bir Wilson Center'ın bir kitabına konu olmuştu. Otoriter ülkeler birbirlerinden de nasıl öğreniyorlar? Birbirlerini nasıl eğitiyorlar? Yani Putin mesela Erdoğan'ı nasıl eğitiyor? Nasıl yönetiyor? Onlara dair çok somut veriler vardı. Yani maalesef dünyada ciddi bir dalga bu. Otoriterleşme güçlenerek, kendi aralarında paslaşarak çok ciddi güçleniyorlar. Benim asıl korkum ne? Asıl korkum şu. Bu yapay zeka ile ilgili konularda Ruslar, Çinliler Batı'nın önüne geçerse iş daha da tehlikeli boyuta gelebilir. Yani yapay zeka üzerinden artık tam bir diktatörlüğe geçebilirler. Çünkü yapay zeka gerçekten ürküten noktalara doğru gidiyor. Yani ben yapay zeka ile ilgili makaleleri okudukça ürküyorum. Şöyle ürküyorum. Yani hani ya, bir fantastik filmlerde var ya hep, robotlar dünyayı ele geçiriyor falan. Ya bu yapay zeka sayesinde insanoğlunun sonunu da getirebilir bu yapay zeka. Şimdi o konu uzun uzun konuşulacak bir konu da, az önce bahsettiğim konuda dün bir arkadaşıma okuduğum bir bölümü şöyle paylaşmıştım. O bölüm çok dikkatimi çekmişti. Şimdi diyor ki hocam bak, bir parti var, kitapta bahsediyor. Bir parti o bütün bir sistemi yönetiyor biliyorsun. Şimdi diyor ki partinin bir uçağı icat etti. Kendilerinin uçağı icat ettiğini söylüyorlar, tamam mı? Winston dediğim şey kitabın kahramanı. Daha küçük bir çocukken bile uçakların var olduğunu bir hatırlıyordu ama hiçbir şey kanıtlamak mümkün değildi. Ortada hiçbir kanıt yoktu. Tarihsel bir olayın çarpıtıldığını, şaşmaz belgeli kanıtını hayatı boyunca yalnızca bir kez ele geçebilmişti ama o da o zaman da olmuştu. Yani bu parti diyor ki uçağı biz icat ettik diyor. Oysa bilmem 20, 30, 40 sene önce o zaten uçak var, uçaklar uçuyor. Hafızayı siliyorlar ve insanlara böylece bir baskı yaparak diyorlar ki parti, biz uçağı biz icat ettik. Bak abi Türkiye örneklerine. Adam gitti. Urfa'da mıydı? Malatya'da mıydı? Üniversiteyi biz kurduk diyor, dedi orada. Hatırlıyorsun değil mi? Her yerde yapıyor. 1982'de, 83. Sonra başka ne diyordu? Bizden önce çamaşır makinesi mi yoktu diyor. Ne, bulaşık makinesi mi yoktu diyor. Bunları söylüyor yani. Gerçekten 2007'de bunu sadece yani böyle hani bir insan bunlar da bunu söyler mevzusu değil. Bunu bilerek ve isteyerek ve programlı bir şekilde söylüyor. Herkes biliyor ki buzdolabı vardı önce. Ama diyor ki buzdolabı bizden önce yoktu diyor. ya Bunlar şöyle, kitaplardan yani iyi. bizim şeyimiz müsaade etse böyle bir televizyon programı ya da bir YouTube kanalı yapıp bir tam argonun çok olduğu bir yayın gerekiyor da, yani hani ama işte bize yakışmıyor, biz söyleyemiyoruz, bizim şeyimize uygun değil, pozisyonumuza uygun değil, ama yoksa içinde argolu ve bipli çok fazla ifadenin olacağı bir yayın olur yani, bu kadar dalga geçen insanlarla maalesef bu bir realite. Evet. Pekala. Teşekkürler. Okyanus ötesini burada bitirelim. Önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız. Yoksa devam etsek yani konuya bağlayacak. Böyle cuma namazına kadar gidecek. Daha burada saat şu anda 10'a 7 var. Cuma namazı 3 saat var. O kadar da sürdürmeyelim artık. Peki, Peki. görüşürüz, kolay gelsin.
Görüşürüz. Hoşça kal. Bu arada lütfen yorumlarda Erdoğan Cuma namazına gittiyse bir yerde gördülerse seyircilerimiz yorumlara yazsınlar. Biz de atlamış olmayalım. Sonra haftaya deriz ki ya görmemişiz deriz. Peki hoşça Görüşürüz. kalın.